Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı ve şehrin ulaşım problemlerini ortadan kaldırmaya amaçlayan ulaşım ana planı Gaziantep İnşaat Mühendisleri Odası'nda masaya yatırıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Gaziantep İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gökhan Çeliktürk, hızlı kentleşme ile Gaziantep'te yaşanan alt ve üst yapı sorunlarının endişe verici durumlara geldiğini belirterek, hızlı kentleşme haliyle birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Yerleşim alanlarının plansız büyümesiyle Gaziantep giderek betonlaşan bir yapı almaktadır. Ulaşım araçlarının giderek artması ile de sıkıntılı bir yaşam sürmekteyiz. Mevcut yolların yetersizliğinin yanında yanlış ve hatalı yol ve kaldırım çalışmaları da kent içi trafiğini çıkmaza sokmaktadır. Gaziantep metropol şehir olma yolunda hızla ilerlemektedir. Bu hızlı büyümeyi %100 kontrol etmek de mümkün değil. Kontrolsüz nüfus artışı ile alt ve üst yapı sorunları endişe verici duruma gelmektedir, dedi. Gaziantep nüfus olarak çok hızlı büyüyen Türkiye'nin güzide metropol adayı şehir olma yolunda ilerliyor. Tabii bu hızlı büyümeyi %100 kontrolü olarak dengelemek çok kolay olmuyor. Bu hızlı ve kontrolsüz nüfus artışı sonucunda altyapı, üst yapı ve ulaşım konusunda aksaklıklar biz konunun uzmanı inşaat mühendislerini derinden endişelendirmektedir. Değerli meslektaşlarım, çok kıymetli konuklar. İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubemiz kurulduğu günden bu yana kent sorunlarının önemi ve giderilmesi doğrultusunda pek çok çalışma yürüttü. Pek çok uyarıda bulundu. Bizlerin amacı Gaziantep'te yaşayan yurttaşlarımızın modern, çağdaş, insana yakışır bir kent kimliğine ulaşması yönünde adımların atılmasını sağlamaktır. Gaziantep'te nüfusun hızla arttığını ve buna bağlı olarak araç sayısında önemli bir artış yaşanacağına dikkat çeken yüklenici firmanın trafik mühendisi Burhan Kocaman, Gaziantep'teki ulaşımın ana planı toplu taşıma, yaya ve bisiklet yolları ile ilgili çalışmalardır. Çalışmanın başladığı tarihte Gaziantep'te nüfusumuz 1.7 milyondu. 2030 yılında beklenen nüfusumuz 3.4 milyon. İnsan sayısı hızla artıyor. Kent çok ciddi büyüme yaşıyor. Bununla birlikte otomobil sayısı da çok hızlı artıyor. 2015 yılında 1000 kişiye düşen otomobil rakamlarında 117 otomobil düşerken aynı rakam 2030 yılında 206'ya ulaşacağı düşünülüyor. 2015 yılında kent genelinde 175 bin otomobil bulunuyordu. Bu rakam 2030 yılında yaklaşık 700 bin civarı olacak. 2030 yılında şimdikinin 4 katı otomobille mücadele etmek için çalışıyoruz ifadelerine yer verdi. 2014'ten beri Gaziantep'te çalışıyoruz. Bugünkü gündemimiz şimdiye kadar yaptığımız proje ve planlama çalışmaları biraz özetlemek. Ben sadece trafik mühendisliği kısmından bahsedeceğim bu arada. Yani kent merkezinde trafikle ilgili yaptığımız düzenlemeler. Ana planın büyük bir kısmı aslında toplu taşıma yatırımları, yaya, bisiklet gibi öneriler de var. Dolayısıyla bugünkü sunumumuz aslında ana planın kısa bir parçası. İçeriye baktığımızda öncelikle biz bu projeleri üretirken nasıl bir planlama yaklaşımımız oldu? Biraz onlardan bahsedeceğim direkt projelere geçmeden önce. Çalışma alanımızı kısaca bir tanımlayacağım. Ardından biz sahada ne gibi gözlemler yaptık? Gaziantep'te ne gibi ulaşım sorunları vardı trafik anlamında? Biraz bunları göstereceğim. Sonrasında da bazı başlıklar altında çözüm önerilerimiz vardı. İdaremiz bunları zaten uygulamaya başladı. Bunlarla ilgili başlıkları paylaşacağım sizlerle. Çalışma alanınıza baktığımız zaman kuzeyde İpek yolumuz D400. Kent merkezi tanımladığımız alanda Fevzi Çakmak Bulvarı, güneye doğru Milli Egemenlik Bulvarı ve güneydeki aksımız Ordu Caddesi, İnönü Caddesi devam edip Tüfekçi Yusuf Bulvarı arasında kalan alanda detaylı olarak sokak sokak aslında projelendirme çalışmaları gerçekleştirdik. Gaziantep'in ulaşım master planı ile ilgili üyelerimizin ve Gaziantep halkının trafikle ilgili sıkıntıları vardı. Bunları bize iletiyorlardı. Biz de bununla ilgili belediye yetkililerle bir araya geldik. Dedik ki bunları bir konuşalım, tartışalım kendi aramızda. Sonuçta ulaşım bizim inşaat mühendislerinin ana konusu. Konunun uzmanlarıyla, proje yapan arkadaşlarla bir araya gelip Gaziantep halkını ve mühendislerimizi bu konuda aydınlatacağız. Peki en önemli sıkıntı nedir Gaziantep'te ulaşım noktasında? Tespitlerimiz en büyük gördüğünüz sorun nedir şu anda? Şimdi tabii ulaşım bir kültür meselesi. Biliyorsunuz Gaziantep'te ilk defa tek yön uygulamaları, sola dönüş yasakları geldi. Tabii bunu halkın buna alışması veya kabullenmesi biraz zaman alacak gibi duruyor. Ama tabii bizim burada elimizde veriler gerekiyor. Bu sola dönüşlerde ne kadar bir artımız var zaman olarak, ne kadar bir faydası var? Bunu da bugün buraya gelen uzman arkadaşlardan inşallah öğreneceğiz bu doneleri.
peki size göre Gaziantep bu noktada iyi bir noktada mı yoksa kötü bir noktada mı? Tabii son zamanlarda biraz trafik ve ulaşımla ilgili sıkıntılar yaşıyoruz Gaziantep halkı olarak. Tabii burada dediğim gibi bazı bölgeler yeşil alan olarak planlanıyor ama sonradan imar açıldığı zaman ekstra bir altyapı, üst yapı ve trafik yoğunluğu getiriyor. Tabii bunları görüp planlayıp daha sağlıklı planlar, projeler yapmak gerekiyor. Ve bu yaptığı belediyelerin bu yaptığı uygulamalardan sonra muhakkak tespitler yapılması gerekiyor, analizler yapılması gerekiyor. Ona göre eksik olan yerler varsa anında müdahale edip düzeltilmesi gerekiyor.